Sorumuzdur arkadaşlar. Selamünaleyküm. Bu arada herkese iman huzur mutluluk versin Allah. Şimdi sandviç yaptım kızıma peynir domatesle. Bize de aynen yine yufka ile bükütç yaptım. Sorumu hazırladım. Sorumuzu yapalım arkadaşlar. Hadi görüşürüz. İçeride temizlik yaparken şu kafamı şu masaya vurmuştum. Video çekiyordum hatta. Orasını kestim falan. Burası çok kötü oldu ya. Neyse yani çok böyle acımadı ama şey oldu, kötü oldu. Hadi iyi sahurlar arkadaşlar. Bugün günlerden ne? Pazar. Kaç günümüz kaldı? Pazar, pazartesi, salı. Pazardan sonra yani bugünle beraber 3 günümüz kaldı. Ramazan'ı bitiriyoruz artık. Seve seve oruçlarımızı tuttuk arkadaşlar. Allah seni yine kavuşturmak nasip etsin cümlemizi. Görüşürüz arkadaşlar hayırlısıyla. Öyle oldu açıkçası. İyi oldu, 10 numara. 10 numarayım arkadaşlar. Hadi görüşürüz. İşte.
mi? Hadi genel temizlik değil ama geri genel temizlik mi yapacağım? Öyle arkadaşlar. Huzurlu olur. Beraber güle güle kezeriz arkadaşlar. Yüzüme bu arada şey sürdüm. Keten tohumu sürdüm. Bayağı toplamış herhalde. Keten tohum yapıyor herhalde arkadaşlar, değil mi? Keten tohumu suya sattım. Böyle duştan sonra yüzüme sürdüm. Sonra üzerine kurduktan sonra makyaj sürdüm. Yıkamadım ben keşke keten tohumu. İşim yok, Allah'ım ya, çalışıyorum ya. Ben şeyi severim aslında, böyle tam böyle bayramdan iki gün önce temizliğimi yapıp böyle tertemiz girmeyi severim. Ama benim evim bu eve geçtikten sonra çok fazla kirlenmedi. O gün işte canım istediği için o gün erkenden yaptım temizliğimi. Çünkü sonraya böyle halim olmuyor. O gün halim vardı yaptım, sonra hiç halim olmuyor. Temizlik yapamıyorum, yatıyorum falan derken müzik yapacak halim kalmıyor arkadaşlar, gerçekten. Onun için perşembe günü yaptım. Öyle arkadaşlar. Trafik yoğun. Bayram telaşı var demek. Herkes bayram selam kalmaya gidiyor. Biz o işimizi yaptık. Bayram kaldık. Hiç giyip de baktım dersen, giyip de bakmadım. Zaten iki tanesini iade edeceğim. Baktım dolaba, elim şöyle bir şöyle yaptım. Çok giyemeyeceğim şekilde bir kıyafet. 14 gün dolmadan dolmuncaya kadar iade olabiliyormuş. İade edeceğim. Pantolon pantolon aslında seni anlıyor. Pantolon iade edeceğim. Pantolonla benim yeşil aldım. Kumbarım iade edeceğim. Yeşil takım böyle bir insan demeni çekmiş. Burası gündüz duruyor. Ondan sonra pantolon şöyle belini ölçtüm. Yok, olacak gibi değil.
Şimdi o zayıf mankenizin ben ne oldu? Ben şey olunca, kilo olunca bana olmuyor. Ben hoş durmadım. Bir de böyle paçalar falan önümden böyle bir rahat yürüyemeyecekmişim gibi geldi. Yıkadığım zaman çekecekmiş gibi geldi. Onun için ben o takımı ve pantolonu da böyle çok kalın, kışlık giyemem yani. Şimdi daha kışa bayağı olduğu için giyemeyeceğim. Onun için yani çalışacağım. Görüşürüz. Eşim oradan bakıyor, bir şey diyecek herhalde. Güven şurada ne yazıyor baktım ya? Nerede? Pinterest bir şey yazıyor ya. Bitcoin gibi bir şey yok. Bitcoin mağazası. Şimdi ben iyi bayramlar diyeyim, tekrar sonra da iyi bayramlar dedim böyle. Allah herkese iyi bayramlar. Yaşasın arkadaşlar, görüşürüz.
Diğer taraf bayağı yüksekte kalıyor. Neyse arkadaşlar, görüşürüz. Arkadaşlar şu güzelliğe bakar mısınız? Çivinlik. Tabii siz göremezsiniz de. 19.990 TL. Masası, koltuğu. Sadece masa mı ya? Oturma. Üçlü. Takım burası. Bu. Koltuk takım ve masası. Bu da 19 TL. 19.000 TL. Toplam 40.000 TL arkadaşlar. Yani almadık. Biz öyle oturuyoruz. Şimdi kart çıkarttırıyorum da onun için bekliyoruz. Ya gidelim tabii. Tuz ruhu. Aa, birine uğrar mıyız? Kimden alacağım tuz ruhu? Bir şey alacağım. Ne alacaksın? Bir şey alacağım dedim. Alacağım. Ekmek de tam burada ekmek. Başka ne alacak? Başka bir şey almayacak. İnce almak istiyorum. Ay, yüzüm görmüyor. 30 TL olmuş. Hayırlı olsun. Bu değil mi benim aldığım? Evet, bu. Kapatsana. Al sen. Nerede bu? Al maydanoz. Bu niye geliyor ya? Şunu al istersen. Çok iyi oldu. Bu da öyle ya. Dur buldum. Büyük nasıl baksın? Sen ama gel bakalım. Bir tane maydanoz al. Bir şey alsaydık da çanta gibi bir şey. Yok yok. Tam bu kadar. Taze soğan ne kadar biliyor musun sen? 39 TL. Aynen. Aynen. Beyaz al, sınırlı mı sanırım? He? Şu. Şimdi yemez daha güzel. Ya da şu kırmızı bir. Hangisi? Şu veya o işte. Ha? Şu veya şu. Güzel oldu. Bunu yemez çok güzel. Şunu yemesi güzel diyorsun. Evet. Tamam, kabuğu kaldı. Orada ekmekler bayağı kalmadım ben. Bir bak.
Kuru masa. Sen ekmek yok burada ya. Boş ver. Oradan al. Bence. Ekmek. Var burada ekmek. Taze değil. Taze değil. Anladın mı? Değil. Bu şey ya. O... Yani bim gibi değil yani. Şey gibi derken. Biz çıkalım buradan. Alacağımızı aldık. İyi akşamlar arkadaşlar. Ortaya bir tavuk çıkardım, bir köfte çıkarttım. Tavuk daha dolu. Bunu ne yapacağım onu da bilmiyorum. Dışarıdan geldik arkadaşlar. Şimdi ne yapacağım? Ben patlıcan yapacaktım. Dışarıya çıkıyoruz dedim. Yetişir yetişmez dedim. Patlıcan türlü gibi yapıvereyim. Yanılarını sana yaparım dedim. Zara Hanım'a güllaç yapacağım diye söz vermiştim. O güllaç çok seviyor. Ben güllaç yapacağım şimdi. Şimdi tuz da geldi. Tuz şey dursun şimdi pişireceğim bunu yapacağım. Alışveriş arkadaşlar, alışveriş. Niye alışveriş? Ramazan alışveriş. Ramazanımız bitse de şöyle yüzeyi görüverdim. Aldım 22 TL. İyi dedim diye söylüyorum. İçecek akşamları böyle bir elimizden alıp içiyoruz. Şimdi bugün içeceğiz mesela. Onun için buraya koyuyorum. Neler aldım bunu? Valla makarnayı görüverdim, makarna aldım. Ezogelin çorbasını görüverdim, ezogelin çorbası aldım. Bugün pişireyim, güremi. Şimdi en eski bir telefon açtım. Gelecek misiniz? Anne bilmiyorum. Fark edeceğiz. Belki gelir miyiz, gelmez miyiz? İçecek aldım. Milayla şeye bağırsa içimin o kakao süt. Süt aldım. Dol. Kabartma sosunu aldım arkadaşlar. İki tane armut aldım arkadaşlar. Bak iki tane armut. Akşam yayını ne yapacağız onunla? Doğrayacağız, koyacağız. Şu iki tane domates aldım. Ne yapacağız? Bu akşam salata olacak. Tam burada ekmek aldım arkadaşlar. Bunu ne yapacağız? Bunu gece yiyeceğiz. Şimdi şu yufkayı, bunu ne yapıyorum? Kaldırıyorum. Bazen bulamıyorum. Yani bulamayınca gıcık oluyor. Şu salata için bol arkadaşlar. Ondan sonra kabartma tozunu hemen ne yapıyorum? Orada bunu doğruyorum. Arada gelecek misiniz? Geleceğiz. Sütü kullanmam herhalde. Makarnayı da çekmeceye atayım. Daha var. Patates aldım. Neydi? Migros. Metrodan. Patates. Metrodan patates alırken elma ile bunu da alıyorum ya. Bunları da aldım. Bunu aldım. Şimdi gece ben çöpler yiyince koyarım. Çerezden eksiklerim var. Çerez koyacağım da. Bimden şöyle ekmekle pide aldım. Evet, pideyle yoğurtlu köfteli mi yapsam dedim. Sonra da aldım işte arkadaşlar. Rağmen ben tavuk yapamadım ya. Şöyle hurma aldım. Bunları masaya koyacağız. Şöyle muz aldım arkadaşlar. Muz. Bunun yarısını koyacağım. Bugün yiyeceğiz. Yarısını yiyeceğiz. Geçen aldım. Vallahi hiç ben yemedim. Yendi. Benim canım istemedi demek ki yemedim. Dedim o gün bir yensin diye aldım zaten. Hemen o gün yendi arkadaşlar. İyi. Yenen yerde bereket olur derler. Şu armut soru şeyde varmış. Farklı cevap. Adı neydi? Adı neydi? Ben bir gökten kokteyl armut alıyorum da. Bu farklı bir şey arkadaşlar böyle. Sulu sulu şöyle. Adını bilmiyorum valla. 2-3 de şuraya elma koyarım. Şunu kaldırayım ben. Ben yarın kavga olabilir vereceğim. Ben yarın
aldığı dokuz zaman kıyafet var ya, onu vereceğim. Kırk pantolon daha iyi. Onu vereceğim. Bugün hemen yazdım, irade diyerekten hemen gelecek, irade gelecek yani. Yani tarihlerde daha oğlumuz irade ettik. O şundan sonra tamam, var eşim fazla yapacağım dedi. Benim eşim evde. Patates alalım işte. 130 ne kadar olmuş patates? 131 TL olmuş. Muz 58 TL bu kadarı. Elma 29 TL. Maydanoz 10. Taze soğan 21. Hurma 26 TL arkadaşlar. 26 TL. Böyle işte. Ekmekle metrodan meyve, elma ile muz patates alacaktım. İşte o patates bir şeyden ekledim, öyle aldım. Şimdi ben de ekmeği almaya diye girdim. Tam buğday ekmek, normal ekmek. Ya baktım içerik de alınca, işte neydi, içerik gördüm işte arkadaşlar, ne aldıysam. Onları aldım, çorba falan filan aldım, aldım geldim. Geldi o arada. Ya, suları doldurduk. Doldurdu, eşim doldurdu. Ben hiç karışmadım. Şimdi arkadaşlar. Şu salata malzemesini şuna yıkasam da. Salata malzemesini şuna yıkayım. Bunlar da patatesli şey tavuğu yapayım. Küçük mü gelir? Küçük gelir değil mi? Birazcık sallanıyorum ha. Vallahi sallanıyorum. Hemen bir kırılar vermem lazım. Eşim elisini de sallanıyorum. Soğuk. Karabiyesine ne koyuyoruz biz? Salça, yoğurt. Biraz karabiye ekmem lazım. Daha güzel olur. Şurası da. Vallahi şaşırdım şu anda. Şuna tavuk yapayım. Şuna da patates yapayım. Patates yapayım şunu. Tamam, şimdi patates doğrayacağım. Aslında benim o aldığım patatesten yapsam ne olur? Kuru mu olur? Kafam karıştı. Yoğurt. Salça. Yağ. Yoğurt, salça, yağ arkadaşlar. Şimdi bir taraftan pilav da yapacağım. Hazır çorba, hazır çorba. Yoğurt çorbası yaptım. Bir pat, ben bayağı seve seve yiyorum da mesela takılıp kalıyormuş. Ona da pilav yapacağım. Tamam, benim yemek kadar. Bir taraftan güllaç yapacağım, güllaç. Şunları bir halledeyim, güllaç yapacağım arkadaşlar. Salatayı eşim yapsın. O beni yorulsun fazla. Şimdi gelelim. Yoğurt sosunu hazırlayalım. Şey, tavuğu. Bir kase yoğurt. Şöyle bolca tavuk olsun. Salça. Bu gerek yok. Başka bir şey salça gerekiyor. Gerekmiyor değil mi? Şuna da ben tavuk, göğüs, şey yapacağım arkadaşlar. Göğüsle fırına vereceğim. Fırında pişeceğim. Oluyor. Evet.
başta. Ona da yağ yapmam lazım. Yaparız. Sorun değil. Pilava da zeytinyağı yaptım. Biraz daha çiçek yağı yapayım. Bunların içerisinde biraz şöyle yağ edelim. Tamam arkadaşlar. İnsan acıkınca güzel yemekler yapası geliyor arkadaşlar. Gerçekten öyle. Şimdi bunun içerisine ben baharat koyacağım değil mi? Salça, yoğurt, tuz koyacağım. Salça, yoğurt, yağ koyuyorum. Kekik koyacağım, pul biber koyacağım. İkisini de koyuyorum. Hem patatesi koyacağım hem şey. Pul biber. Kekiği biraz tavuğa çok koyalım. Sarımsak tuzu güzel oluyor. Sarımsak tuzu. Daha güzelleştiriyor arkadaşlar. Hatta bu sefer patatesi de koysam iyi olacak. Dışarıdan geç geldim işte biraz uzandım. Uzanmadan önce ben süt koydum. Namaz kılıyorum. Gittim işte çamaşırları şeyden çıkarttım. Montlar kurutmuş. Çıkarttım şeyden, makineden. Evet. Pantifleri makineye attım. Onlar yıkandı. Sonra onları kurutmaya attım. Öyle arkadaşlar. Ben patatesle zorlayıncaya kadar birazcık terbiye olsun. Baharat, yoğurt, salça yaptım. İnşallah benim tavuğum erimiştir arkadaşlar. Erimediyse ayva yetkili. Vallahi erimemiş. Ne yapacağız şimdi? Erimemiş ya. Bir şeyler yapacağım artık. Durun. Yani epey bir dışarıda mı? Şimdi terbiye yapacağım yoğurtlu falan, o yüzden sorun yok. Bunu böyle uzun uzun doğrayacağım. Bu da benim abimin yöntemi. Abim böyle. Hemen pişer bu. Küçük küçük yapayım patatesleri de. Yani şöyle doğruyorum. Göğsü. İçine atıyorum bir tarafta.
Hepsini doldurdum arkadaşlar. Şöyle karıştıracağım. Biraz beklesin. Fırında çalışsın sen. Arasına koyacağım. Karar verdim.
sos bayağı kaldı arkadaşlar. Köfteleri koyacağım. Geçen gün yapacaktım aynen böyle. Sos yapmamıştım. İçinde kaldı. Onun için sos yapıyorum. Soslu köfte. Şimdi bizim çocuklar gelecekler ya, onlara bazıları tavuk yemiyorlar. Barlas tavuk yiyor. Ama çocuklar yemiyorlar işte, nesim yok falan, pilavı yemiyor. Öyle olunca Barlas da yer köfteyi. Valla ben de yerim. Yani tavuk da yerim, köfte de yerim. Ondan da ondan da köfte bir parça alırım. Yerim. Şimdi içerisinde hazır köfte de var. Şey köfte de var. Benim elde yaptım. Köfteden de var. Şöyle arkadaşlar. Koymadığım bir yer var mı? Yok. İyi. Biraz soğanlarımı yaptım. Süreceğim saat 7 oldu. Bunun böyle bir yarım saat pişmesi lazım. Bu göğüs olduğu için pişer diye düşünüyorum. Arkadaşlar inşallah pişecek. Pişer. Biraz geç gelecek bizim çocuklar. Yani vaktinde geldiler de yine tam ucucuna yetişir. O arada